Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Casper'ın bu model masaüstü bir bilgisayarına Windows nasıl kurulacak? USB ile bir Windows'u kurmamız için neler yapacağız? BIOS'taki ayarlar neler olmalı? Bu konu hakkında sizlere bilgiler vereceğim. İlk olarak eski tip bir USB BIOS'una uygun, eski tip bir BIOS'a uygun bir USB hazırlıyorsunuz. Kurulum USB'si 7, 8, 10 hangisiyse artık. Bunu UEFI olarak yapmıyorsunuz. Eski tip, legacy tip BIOS'lara uygun bir USB hazırlayın. Bu model cihaz UEFI desteği yok. Normal bir USB hazırladığımız bilgisayarımız şu anda kapalı. USB'mizi bilgisayarımıza takalım. Bilgisayarımızı açma kapama düğmesini tekrar açtıktan sonra klavyemizden delete tuşuna basıyoruz. Delete tuşuyla, delete tuşuyla BIOS'a girmemiz gerekiyor. Şimdi BIOS ekranının gelmesini bekliyorum. BIOS'a girdik. BIOS'a girdiğinizde karşınızda eski tip bu BIOS'lardan gelecek zaten. Dediğim gibi UEFI değil bu. UEFI hazırlamayın. Burada ne yapıyoruz? Bakın soldan 4. menüde Boot Configuration yazan yere tıklıyoruz. Burada 3. sırada aşağıdaki Hard Disk yazan yere Enter'a bastığımızda 1. yazan yeri kendi flash belleğimiz, USB belleğimiz neyse ona getiriyoruz. Bizim makine Toshiba olduğu için 1.yi Toshiba yaptım. Bakın gördüğünüz gibi First Drive 1.si benim USB oldu, Toshiba oldu. Sizinkisinin markası neyse onu seçeceksiniz. Sizinkisi Samsung, SanDisk'tir, Kingston'dır. Neyse flash belleğiniz onu getiriyorsunuz. SC ile bir geriye geldiğimde, bir üst menüye geldiğimde Boot Device yazan 1.de de yine USB Toshiba'nın olması gerekiyor. Bu iki ayarı mutlaka yapıyoruz. Daha sonra ESC ile tekrar bir daha geriye gelip sağ taraftaki menüden Save and Exit dediğimde OK'ye bastığımda Windows kurulumunu USB'ye geçecek şu anda. O şekilde yapılandırıp karşımıza kurulum ekranının getirmesini bekleyeceğiz. Ne yaptık? Delete ile ya eski tip bir USB kurulum USB'si hazırladık. UEFI değil. Taktık UEFI BIOS'a delete tuşuyla, delete tuşuyla bu bilgisayarın BIOS'una girdik. İki tane ayar yeri vardı. Onları yaptıktan sonra kaydedip bilgisayarımızı yeniden başlattık. Bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra kurulum ekranının şu anda gelmesini bekliyoruz. Yapacağınız ayarlar bu şekilde olacak arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz gibi Windows kurulum ekranına bilgisayarımız şimdi geçiş yapıyor. Casper marka bu bilgisayarlardaki yapacağımız ayarlar bu şekilde olacak değerli arkadaşlarım. Evet gördüğünüz gibi kurulum ekranımızda geldi. Kolay gelsin arkadaşlar.